şeytandan Allah'a sığınıyorum. Andolsun biz zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra, Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. 2050 bir veriyor Ebced'i. Maşallah. Bakın, şüphesiz diyor Allah. Şüphesiz demek ne demek? Mutlaka olacak. Arza, yani dünyaya salih kullarım, samim olan kullarım varisçi olacaktır. Yani Mehdi ve talebeleri. İnşallah. Diye yazdık. Bakın bir tane Ebced'i 2051 veriyor. Ama nerede yazdığını belirtiyor Allah. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da diyor. O zaman biz ne yapacağız? Allah bize iki yer belirtmiş. Bir zikir, Tevrat. İki Zebur. İnşallah. İnşallah. O zaman demek ki Tevrat ve Zebur bizim vaktimize kadar kalacak. Ve doğru olan kısımları da kalacak. Demek ki Tevrat ve Zebur tamamen bozulmayacak. Yani tamamen tahrif olmayacak. Doğru olan kısımları kalacak. Doğru olan kısımları hangi kısımlarmış? Muhammed Mehdi ile ilgili olan kısımlar. İnşallah. Ve diğer bazı başka yerlerinde de var. Tabii doğru olan birçok yeri var. Yani bozulan yerler de var. Bakın bozulmayan yerler var. Ama bak bozulmayan yerlerine Allah dikkat çekiyor. Andolsun biz, yemin ediyor çünkü Allah, bak yemin ediyor Allah. Biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. O zaman biz ne yapıyoruz? Tevrat'ı ve Zebur'u açıp bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki Tevrat'ta Mehdi çok kapsamlı tarif ediliyor. Şilo ismiyle, efendim Kral Mesih ismiyle. Ve birçok Tevrat'ta yine Mehdi'nin lakapları vardır. Güzel lakapları vardır. Bu isimlerle anıldığını görüyoruz. Yüzünün güzelliği, uslubu, tavrı, gidişatı, ne zaman çıkacağı, cismi, o devirde ekonomik kriz olacağı, insanların dinsizliğe yöneldiği vakit çıkacağı, gökte alametler belireceği Mehdi'nin çıkış zamanında, kan akacağı, hercümerç ortamında, anarşinin yayıldığı ortamda çıkacağı, dünyayı dinsizliğin kaplayacağı ve Mehdi'nin de gelip dünyaya adalet sunacağı, ekonomik krizin duracağı, kanın duracağı, terörün, anarşinin duracağı, dünyaya hak dinin hakim olacağı Tevrat'ta çok açık anlatılıyor. Evet. Detaylı anlatıyor. Kur'an'ın ihbarına biz de uyarak açtık baktık Tevrat'ta ve bu gerçeği kitap haline getirdik. İnşallah hocam. Mehdi İbrahim neslindendir diye kitap haline getirdik. Evet. 105. ayette okuduğum ayet, Enbiya suresi. Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda, Kur'an'da açık bir mesaj vardır. Ve gerçek bir çıkış yolu vardır. Kulluk eden bir topluluk için Kur'an'da. Allah şimdilik de Kur'an'a gönderme yapıyor bak bu konuda. Açık bir mesaj ve gerçek bir çıkış yolu vardır. Dünya hakimiyetini yine Nur suresinin 55. ayetinde ve zaten 105. ayette de görüyoruz Enbiya suresinde. Ve birçok ayette açık açık beyan edildiğini görüyoruz. Maşallah. Ve dünyanın kurtuluşu, hidayet, değil mi? Allah'a yaklaşmak, hak, din, hepsini Kur'an'dan Allah öğrenebileceğimiz bize söylüyor. Ama sadece Kur'an'dan. Ve Resulullah'ın bize Kur'an'ı tefsir ettiği şekilden. İnşallah. Yine 107. ayette Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Alemler. Nedir alemler? Cin alemi, insan alemi, bütün dünyadaki varlıklar, hepsi için bir rahmet olarak gönderdik. Bu Ebced'i de miladi 1431 yılını veriyor. Maşallah. Yani 2010. Maşallah hocam. 2010. Hicri. Hicri 1431 yılını veriyor. Miladi de 2010 tane veriyor. İnşallah. Evet. Bak biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Evet. Kur'an'ın her yeri böyle mucizeyle doludur. Fakat Doğu Ergil tarzı kişiler zamanında hep böyle cübbeli tarzı kişilerin eğitiminden geçtikleri için bunların beyni pişmiş, dine karşı şartlanmışlar. Ve başka da kişi, insan dinlememişler. Halbuki bizleri bir dinleseler, değil mi? Bediüzzaman Risale-i Nur külliyatını okusalar, kafalar bambaşka olacak inşallah.